Gökyüzüyle beraber yağmur bir anda dökülmeye başladı. İyi maşallah. Yelal böyle şimdi kahve içtik. Yelal diyor ki Afrika diyor diyor. Gelen mesaja göre diyor. 18 yılda diyor uyarı verildi diyor. Deliyle beraber diyor yoruş dökülüyor diyor. İnşallah hayırlısı. Hakan'ın bugün kreşi birazcık geç bıraktı. Biliyorsunuz ki birazcık bir öksürü vardı. Geceleri çok fazla uyuyamıyordu. Uyusun diye birazcık geç bırakıyordum. Dönüşte de ablamla da konuşturdum. Hatta yağmurlardan, yağışlardan diye konuşturduk. Hani yağmur yağsa da barajlarımız, doğal su kaynaklarımız, böceklerimiz, göllerimiz doğsun da kuraklık yaşamayalım diye. Dedik ve yağış başladı ya maşallah. Yağsın ya, yağış güzel. Yağmur yağışı. İnşallah İsmail'cim şemsiyesini almıştır. Çok güzel yağıyor. Ay çok severim yağmur. Kapıları da açtım ki içeriye yağmur kokusu girsin diye kapıları açtım. Şöyle çocuklar da evde olmadığı zaman evi şöyle bir havalandırayım dedim. İyi uyumuşuz ya. Valla ben sabah kalktım herhalde saat 10 olmuştur diye tahmin ettim ama saat 9'a çeyrek vardı. Hemen kalktım Hakan'ı giydirdim. Direkt kreşe. Uyuyamıyordu. İki geceden beri uyuyamıyordu. Bitkisel bir şurubu aldım. Şurubu kreşe de götürdüm. Kahvaltıdan sonra öğretmenimiz versin diye. Şurup veriyorum bakalım. Aslında var ya ben ona ot falan içirebilsem. Ablamla da konuştum. Çağba mıydı? Bir ot ismi var. Söyledi onu içirebilsin aslında Belgin dedi. Çok iyi olur dedi. Öksürüğüne falan çok iyi gelir. Şu göğüs kısmını ve boşaltır dedi. Rahatlatır yandığını dedi ama içmiyor. İçmiyor içiremiyorum yani. Şurubuyla içirirken inanın ki en çok da şırıngalar yok bunlarla. Sıkaraktan içiriyorum. Az önce şurada bir dikkatim çünkü inanılmaz derecede bir şey var. Satılık ev var. Gerçekten satılık ev çok fazla var. Yine kendime bakmaya başladım bir şeye. Ekrana. Satılık ev var ama satış yok. Ev fiyatları yüksek. Kredilerdesiniz inanılmaz derecede yüksek. Kredi 100 bin lira kredi çekiyorsanız size geri ödemesi 200 bin. 200 binden fazla bir şekilde ödeme çıkıyor size. Geçenlerde beni banka aradı. Hangisi de ya? Finans Bank aradı. Finans Bank evet doğru Finans Bank aradı. Hazırda bir krediniz vardı. Hani öyle hani ne diyeyim ben sana. Ay bir toparlayamadım hani diye. Önün aylı mı? Önün aysız mı? Krediler çıkıyor ya size hazır. Hemen isterseniz direkt hesabınıza aktarılan kredilerden o şekilde bir krediniz var. Belki onu kullanmak ister misiniz dedi. Ha krediye ihtiyacım var mı? Hayır krediye ihtiyacım yok. Ama ben kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sordum. Ne kadar dedi ya? Onaylanan 180 bin lira var. Hani dedim ki 150 bin lira dedim çeksem dedim. Ne kadar geri ödemesini yapacağım sizlere dedim. 150 binin geri ödemesi kaç para biliyor musunuz? 280 bin lira olarak geri ödeyecekmişim. Ama o 280 bin lirayı kaç ne kadar süreceğim? Bir senede. Bir senede 280 bin lira olarak geri ödemem gerekiyormuş 150 bin TL'yi. Dedim ki faiz oranları çok yüksek dedim. Siz 150 bin lira 280 bin lira geri istiyorsunuz dedim. Ve bir sene içinde bunu ödememi istiyorsunuz dedim. İşte dedi faiz oranları çok yüksek dedi. Valla ben de şey değil. Kendisine. Size dedim bu kadar faiz ödeyeseye kadar dedim. Size vereceğim kredi dedim. Tutarım dedim. Taksi tutarım. Ayrıtlığını kenara koyarım dedim. Bir sene için dedim. 280 bin lira ben kendim biriktirdim. Size niye faiz ödeyeyim ki o kadar dedim. Çok fazla faizleriniz var gerçekten. Banka faiz oranları inanılmaz derecede yükseldi. Yani öyle böyle yükselmedi. Şimdi yani evler de zaten yüksek ama evlerde şu an az da olsa bir düşmeler başladı. Düşüşler başladı ama kredi faiz oranları hiç düşmüyor. İnsanlar krediyle ev alma gibi bir lüksü şey kalmadı gibi bir şey gerçekten. Yani. Çok zor. Şu anda ev sahibi olmak, ev almak gerçekten şey, lükse girmeye başladı o derece. Güne geç başlayınca işleri de otomatikman tabii ki de geç başlıyoruz. Normalde saat 7'de kalkıyorum ben. 7'de kalkıp İsmail'cimin karnını doyurup okula kendisini bulmasın Hakan'ı kaldırıyordum, giydiriyordum. Kreşine bırakıyordum. Ondan sonra geldikten sonra da işlerime başlıyordum. İyi oluyordu. Ben güne erken başlamayı çok severim. Güne ne kadar erken başlarsam, işlerimi ne kadar çok erken bitirirsem benim için daha iyi. Ben o zaman günüm benim o zaman dolu dolu geçiyor.
İşimi saat 11 olmadan bütün ev işlerimi bitirdiğim zaman o gün benim için çok verimli geçiyor. Ama o iş öğleden sonraya sarktığı zaman ben o günden hiçbir şey anlamıyorum dedim. Sanki bütün günüm temizlik yapmakla geçmiş gibi hissediyorum yani. Bir tabi ister istemez. Efendim şöyle birazcık dinlensin diye kaldırmadım erken de. Ama kendi kalkasaya kadar ben de yanında yattım uyumuşum. Ben de dinlenmişim ya. İnanın ki. Kalktığımızda saat dediğim gibi saat 9'da çeyrek falan vardı. Herhalde saat 10 olmuş 11'e doğru geliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir uyumuş uyuduğumuzu falan zannettim ama saat 9 hemen onu götürdük. İyi oldu. Anca şimdi ben de yavaş yavaş işlere başlıyorum. Biliyorsunuz ki benim bulaşık makinesi çok kötü yıkıyordu. Hele bardaklarda lekeler bırakıyordu. Çoğu arkadaş da bana yazdıydı. Benim makinem de aynı sorunu yapıyor. Ve bütün deterjanlardan da mı diyor bilmiyorum. Bak mesela şurada da şu anda bir tane vardı. Şöyle şöyle. Ama bütün bardakların her tarafında oluyordu bu. Ve bu sefer ben bardakları tekrar makineden çıkarttıktan sonra elimde yıkamak zorunda kalıyordum. Ya da bardakları mümkün olduğunca makineye atmamaya gayret gösteriyordum. Ama makineyi ben kendi bulaşık makinesi deterjanıyla makine yıkamak için kullanılan deterjanı iki defa üst üste yıkadım. Boş bir şekilde çalıştırdım ve hatta o filtresin aşağıdaki filtresini yağ çöz döktüm. Bir yarım saat kadar beklettiydim. Hiç çıkamadan tekrardan yerine taktım. Onunla da beraber çalıştığımca biraz baya bir rahatladım. Ve hatta bazı arkadaşlar bana yazmışlardı pervaneleri pislik giriyor. Evet şu pervaneler şuralarında. Hayır ben anlamıyorum bu pervanelerden temiz su geliyor diyebiliyorum. Temiz su geliyor herhalde tabii ki de. Kendi içindeki su devir daim ediyor mu onu bilmiyorum ama şu pervanelerin delikliğinde böyle küçük küçük şeyler oluyor bazen. Dedim yemek artıklarıdır. Tabaklardaki artıklardan oluyor ya. Onlardan oluyor. O pervaneleri bir güzel yıkadım. Yağ çözledim. Hepsini şey yaptım, temizledim. Tuzunu ve parasını koyduktan sonra bayağı bir düzeldi. Şimdi güzel çalışıyor. Aslında var ya çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde ayda bir olmak şartıyla aslında kendi deterjanlarını boş bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Ben çamaşır makinesini aynı şekilde yapıyorum. Ayda bir çalıştırıyorum ama bulaşık makinesini biraz ihmal ettim açıkçası. Hatta tuz bile kalmamış. Ben tuzun kalmadığının farkında da değilim. Tuzu neredeyse tamamıyla bitmiş. Benim makinem tuzu azaldığında ya da tuzu bittiğinde sinyal vermiyor. Öyle bir sinyal ya da öyle bir şey yok. Programında şey sistemi yok. Makine tuzsuz da çalışıyor, parasız da çalışıyor. Bazı makineler sinyal veriyor ya. Bu vermiyor. Şu bir şey suları hissediyor. Bu şeylerde. O yüzden de ben unutmuşum işte farkında değilmişim. Tuzu falan komple bitmiş. O yüzden de zaten düzgün yıkamamaya başlamış makine haklı olarak da. Yağını tuzunu eksiltirsen, doğru düzgün bakımlarını yapmazsan makinelerin, tabii ki onlardan da bir randıman beklemeye de gerek yok. Tabii karacuz. Hemen dişiyorum. Yağını çok güzel yağını. Dişiyorum. Ve bugün de herhalde büyük bir ihtimalle bu yağış hiç kesilmez diye tahmin ediyorum. Ne zamandır aklımda şu çekmeceleri bir toparlayayım diyorum. Ay hiç elim gitmiyor ya. Buzdolabını temizlemem lazım. Hani içim hoş olduğu zaman pazara çıkmadım ya da pazarlıklar azaldığı zaman şöyle üstten bir silesim var. Ona da bir elim gitmiyor nedense. Diyor şu an geçtikte şey vardım artık ben. Yükseldim. Maksimum seviye yükseldim inanın ki. Nihal ablacığımın aldığımız kitlerimiz. Yakıyor muyum? Yok yakmıyorum şu an. Böyle de kaldı hepsi. Şu fotoğrafları şu TV sayfasının üstüne dizmeyi çok istiyorum. Rahmetli babacığım ve anneciğim. Ya da şu TV sayfa. Bu neye ters dönmüş? Fotoğraf ters dönmüş. Çerçeve böyle durması gerekiyor da. Ya da TV sayfasının üzerine dizesim var ama Hakan'dan ötürü. Aslında bunları ben bugün bir dizsem, Hakan'ı hiç elletmesem, bir denesem acaba ne olur? Böyle bir şey de yapabilirim ya. Hakan'cığımın da fotoğrafını buraya koyacağım. Ulan çerçevelerin hep şeyleri çıkmış.
Camları çıkmış sürekli. Abo. Sanki birisi var ya bunları burada şey yaptı. Elledi. Dokundu bir şey. Bunun arkası nerede? Bunun arkasını komple koparmışlar. Evdeki olanlardan hiç haberim yok. Ana İsmail'ime bak ya. Sarı kuzum benim. Ay İsmail doğduğunda çok çirkin bir bebekti ya. Gerçekten çok çirkin bir bebekti. Şöyle göstereyim bak ablasıyla beraber. Ama ondan sonra çok güzel bir oğlan oldu ya. Maşallah. Allah'ım. Allah'ım bütün evlatlarımıza var ya. Uzun ömürler versin. Aslında ne güzel. Mesela şöyle bir çektirdiydim. Şurada daha 40 bile çıkmamıştı herhalde İsmail'in. Fotoğraf çektirdiğinde. Şurada da daha da büyük tabii ki de. Ne kadar kaç yaşında? Tarih yazıyor. Bir yerlerde yazıyor. Bazen fotoğrafçılar yazıyordu. Ama koca kafam benim. Mavi gözlüğüm. Beyaz oğlum. Ay bir ara bana söylememişti Eylem Hanım. Ebemizi çok severim ben Eylem Hanım. Gerçekten çok iyi bir şey. Ebedir diyeyim yani. Ebemiz olarak geçiyor. Sağlık ocağın tabii ki de. İsmail'i falan Hakan da. Özellikle Hakan'ı çok yakından takip ediyor özel durumunu. Sürekli olarak arıyor ve soruyor. Biliyorsunuz ki benim sağlık hekimim, sağlık hocam Ahat'ta. Şeyde. Antalya'yı bilenler bilir. 17'li oğlu DT Selahattin Topçu sağlık hoca. Sağlık şey doğru giderken. Yeni sanayiye doğru giderken yol üstünde hemen sol tarafta. Aslında ben burayı aldırabilsem aldırırım. İkametgah çünkü burada. Ama Eylem Hanım Hakan'ı ben büyütmek istiyorum. Hakan büyüyeseye kadar burada dur ayrılma. Büyüdükten sonra istediğin yere gidebilirsin dediydi. O yüzden de Hakan'cığımı çok yakından takip ediyor. Özel durumuyla alakalı sürekli olarak arıyor, soruyor, gelişmelerini soruyor. Hani normal bir çocukta nasıl bir gelişim sağlıyorsa onların hepsini zaten biliyorlar ve takip ediyorlar. Onların hepsini yapıyor mu, yapmıyor mu ya da artısı var mı, eksisi var mı diye sürekli olarak irtibat halindeyiz sağ olsun. İsmail'in bana söylemediydi o zaman. İsmail'in kafa büyümesi normal çocuklara göre fazlaymış. Baş büyümesi, baş çevresinin büyümesi. Bana onu o zaman söyleme dedi. Korkmayın diye herhalde büyük bir ihtimalle. En sonunda ölçtüğümüzde baş çevresi büyümesi durmuş. Bana dedi ondan sonra söyledi. Onu ölçtükten birkaç ay sonra söyledi. Ondan sonra bir daha ölçmüş herhalde. Her ay ölçüyordu çünkü sürekli düzenli ölçümlerini alıyordu. Eğer dedi hala büyümeye devam etseydi dedi seni hastaneye sevk edecektim dedi. Çünkü normal bir bebeğe göre dedi baş çevresi büyümesi fazla dedi. Ve durmayacak gibi de gözüküyordu ama durdu dedi. Allah'tan bir sıkıntı yok dedi. O yüzden de birazcık koca kelle, koca kafalı bir çocuktu. Ama çok güzel ya. Maşallah maşallah. Ay dünyaya gelen büyüyor. Bizler yaşlanıyoruz. Anneciğime bak çok güzel. Çok seviyorum bu fotoğrafını. 16 yaşında. Maşallah maşallah maşallah. Sulak yerde büyümüş derler ya. O hesap annemizse. Beni gören çoğu insan hiç değişmiyor isim diyorlar yani yüz sima falan aynı diye söylüyorlar ama tozlanmış tabii ki de bunlar. Şöyle bak. İlkokul birinci sınıfa giderken bu. Ay ne kadar güzeldi ya siyah önlükler. Şimdi bile ben bu çocukların forma yerine önlük, siyah önlük ya da mavi önlük giymesini tercih ederim. Çünkü siyah önlükle mavi önlüğün yerine hiçbir şey tutmaz. Şu benim önlüğüm çok güzeldi. Çok severdim ben bu önlüğümü. Şu kol kısmında görüyorsanız buraları şeydi, kalın lastikliydi. Bu lastiğin biraz daha kalını şöyle bel kısmımızda da vardı. Etek kısmı böyle bol olarak gitti ve çok güzeldi. Berlin'le ikimizin ikisi bir örnekti. Aynıydı. Bizim her şeyimiz bir örnekti zaten yani. Beni gören herkes hiç değişmemişsin Bergin. Aynısı mı anlıyorlar bakayım. Evet aslında aynı gibiyim. Sadece birazcık yaşlandık. Başka hiçbir şey yok. Ay camlar kırılmış burada. Bıdı 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 bıdı. Şunun tozunu da alayım. Bu pozu çok güzel Feyza Hanım. Bu fotoğrafı çektirdiğimiz stüdyodaki kız Selma. Selma fotoğrafçısı Ahatlı'daydı bu. Bu fotoğrafı kocaman büyütüp kendi cam ekranına asmıştı ve izin istemişti asabilir miyim diye. Ben de seve seve kabul etmiştim. Çünkü çok güzel, çok hoşuma gitti bu fotoğraf dediydi. Bunlar hep kırılmış ya.
Bunun arkası nerede? Allah bilir. Bu böyle. Kimmiş? Şunu bir yerleştireyim. Bunun fotoğrafı da yok. Onun fotoğrafı var. Pis. Fotoğrafı da çok severim. Ay önceden daha güzeldi ya. Şimdi her şey dijitale döndü. Herkes cep telefonunda fotoğraflarını çekiyor. Öyle telefonlarda, hafıza kartlarında, ne diyeyim, bilgisayarlarda, oralarda, buralarda saklıyorlar. Ama önceden öyle miydi? Önceden ne güzel böyle kağıda dökülürdü. Fotoğraflar şey yapılırdı yani. Tap ettirilirdi. Tap denir değil mi? Tap diyorlar ona. Tap yaptırılır. Böyle ne güzel elimizde bu şekilde albümlerimiz olurdu. Ve o zaman da bir film rolasında kaç tane oluyordu? Çok fazla olmuyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ben o zamanlar daha çocuktum. 36'lık falan vardı herhalde. Şimdiki gibi değil. Şimdi çat 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 çekiyorsun. 10 tane 20 tane aynı anda çekiyorsun. Beğenmediğini siliyorsun. Ama o zaman öyle değildi. Fotoğraf makinesini çekerken herkes sabit dursun, baksın. Çünkü bir kere çekme hakkınız var, ikinci çekme hakkınız yok. Bir ayrıyetten de zaten şey, fotoğraf düzgün çıkmış mı, çıkmamış mı diye kontrol etme gibi şansımız da yoktu. Ama ondan sonra ne dijitallere döndü. Dijitallerle bakıyorduk, siliyorduk. Şimdi ne oldu? Telefonlara döküldü. Eskiler daha iyiydi ya. Gerçekten eskiler daha iyiydi, daha güzeldi. Bebeğin üstünde. Bu içine modem var. Aslında Hakan'cığımın da şöyle bir fotoğrafını çektirip bir stüdyoda çektirmek istiyorum. Kendimi çekmek istemiyorum. Bakalım şeyde, kreşte çektikleri fotoğraf şey ne oldu, çekimi nasıl geçti? Hakan birazcık huysuzluk çıkarmış ama olsun. Bakalım oradaki fotoğraf güzel hoşuma gitti. Sonra biraz büyütüp onu da çerçeveletip böyle koymak istiyorum yani. Saklamak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Ben kağıt olarak saklananları daha çok seviyorum şöyle. Böyle elimde olsun. Arada sırada çıkarıp bakayım ne güzel. Aa büyümüşüz. Aa yaşlanmışız diyebileceğimiz bir şeyler yani bunlar. Ne güzel. Çamaşır makinesiyle durmadan çalışıyor. Bitmeyen bir çamaşır yapmıştır. Ulan her gün makine mi çalışır ya? Her gün makine çalıştırıyor. Yanık ya. Yoruldum ya. Çamaşırdan yoruldum. Çamaşırdan illallah geldi bana. Şu Hakan'cığımın daha kaldırmadığım, pardon, yazlıkları var, tişörtleri var. Hani dursun hava tam olarak soğumadan ben çok fazla yazlıkları kaldırmıyorum. Kışın da öyle oluyor. Tam böyle havalar ısınmadan. Kışlıklardan bir kısmı arıyorum. Bir çekmecesin ki yarısına kadarını oraya ayırıyorum mutlaka. Kendi elimin altında olsun diye. Kış tamamıyla geldi. Yağmur yağıyordu. Sabahtan çok güzel yağmur başladı. Şimdi yağmur durdu. Güneş açtı. Aslında bütün gün yağış ve dolu bekleniyordu ama olmadı yine. İnşallah akşamüstü yine yağar. Yani akşamüstü önümüzdeki günlerde yağış yağsın, kar yağsın. Gerçekten kar yağsın, dağ tepelere doğru düzgün kar yağmadı. Geçen sene biliyorsunuz ki yılbaşında Uludağ'da bile kar yoktu. Sistem o kadar kötü bozuldu ki. Doğa yani. Tabii ki de bu doğayı bozanlar kim? Bizleriz. Bizlerden başka kimse değil. Hiç yedirmiyorum bak. Kalmış burada. Hakan'a ebebekten şöyle bir şey almıştım. Ebebekten alışveriş yaptığım zaman bu indirimli geldi bana. İndirimli üründe ama hiç bunu giymedim ya. Yıkadım. Düzgünce sonra da astım. Şey gibi bu. Ne diyeyim? Denize gittiğinde, denizden çıktığında böyle üstünü örsün, giysin. Havlu gibi. Böyle ne diyorlar bu? Ay unuttum. Hamama gittiğiniz zaman ince bir şey örtünüyorsunuz ya. Belki de öyle bir şey yani. Hiç giymedi ya. Hiç giymedik biz bunu. Böyle kaldı bu. Bunun yaş aralığı var mı? Yaş aralığı yok. Etiket buradaymış ya. Etiketini göremedim. 3 yaşmış. Bornozmuş bu. Ay şimdi gördüm. Bornozmuş bu. Yazlık bornoz. Ay ne kadar cahilim ya. Evet. Ana kumaş pamuk. %100 pamukmuş. Çok güzel aslında. Çok rahat. Bu yaz giydirim bari. Bu yaz buna tam olur. Baksanıza uzun ne kadar güzel.
incecik, çok güzel, tiril tiril. Üzerinde de limon desenleri var. Bazı arkadaşlar bana soruyorlar genelde, Paşa ile Hakan arasındaki diyalog nasıl, Paşa ile Hakan nasıl anlaşabiliyorlar mı diye. Paşa ile Hakan anlaşabiliyorlar mı? Anlaşıyorlar. Ama Hakan istediği süre boyunca anlaşıyorlar. Ve hatta Hakan artık yavaş yavaş Paşa'ya baba demeye başladı. Bazen baba diyor, bazen paşa diyor. O tamamen o kendi isteğinden, kendi içinden geldiği şekilde konuşuyor. Ha, Paşa'ya neden baba diye soracak olursanız da İsmail Paşa abi diye sesleniyor. Ben zaten Paşa diye sesleniyorum. Paşa bazen değil, genelde babam diye Hakan'la konuşuyor. Babam diyor, sarılıyor. Babam diye oynuyor. Onunla o şekilde ilgilendiğinden dolayı Hakan artık yavaş yavaş Paşa'ya baba demeye başladı. Ha, bu güzel bir şey mi benim için? Yani güzel bir şey. Bu çocuk eninde sonunda birine baba demesi gerekiyor. Hani baba kelimesini kullanması gerekiyor. Biliyorsunuz ki kreşe gidiyor. Kreşte bir tek anneler almıyor çocuklarını, babalar da alıyor. Hakan yaşındakilerde, Hakan'dan büyük olanlar zaten babalarını gördükleri zaman baba diye üzerlerine atlıyorlar, baba diye sesleniyorlar. Tabii ki de hep ben aldığım için de Hakan'ı ve hiç evde baba figürü olmadığından dolayı ve Paşa da ona sürekli babam babam diye de seslendiğinden şimdi onu yavaş yavaş baba demeye başladı. Dediğim gibi o canı istediği zaman söylüyor ya. Ne bileyim, keyif yerindeyse ya da Paşa'dan bir şey isteyecekse, o da artık yavaş yavaş, çok zeki Hakan. Çok güzel çözüyor her şeyi. İnanın ki çözüyor. Bak, Nihal ablayla bana hiçbir şey yaptıramıyor. Misal hani istediğini yaptıramıyor. Gönül ablaya her şeyi yaptırdığından dolayı da Gönül ablaya daha böyle bir yanaşıyor. Şimdi Paşa'ya da aynı şekilde. Paşa'ya da her istediğini yaptırtabiliyor. Yaptırtabildiği zaman da baba diyor, paşa diyor. İşine geldiğince konuşuyor. Güzel bir şey ya. Hani şey diyorlar bana, hani kendi babaları bile çocuklarına babalık yapamamışken elin adamı neden senin çocuklarına babalık yapsın diye. Ya bu babalıktan ayrış bu şey ya. Abilik. Gerçekten abilik içinden gelen bir şey ki zaten paşa çocukları çok seviyor. Bir Hakan'la alakalı olan bir şey değil bu. Etrafında gördüğü bütün çocukları çok seviyor. Hani mizacından dolayı biraz sert bir mizacı var ama böyle hani çocuklarla oynadığı zaman çocuklarla çocuk oluyor. O istiyor ki hep Hakan'la böyle oynasın, koştursun, şey yapsın, vakit geçirsin. Sürekli hep onunla şey yapıyor. Hatta dünkü videoda da sizler de duydunuz. Milli piyango bileti çekeceğim dedi. 10 tane dedi. 5 tanesi Hakan çekecek dedi. Hakan'ın yeri onda çok farklı. Hakan'ı çok seviyorum. Hem bebek olduğundan dolayı, küçük olduğundan dolayı seviyor. Hem de belki de hani özel durumundan dolayı bir tık daha böyle ilgilenmeyi çok seviyor. Çünkü kardeşinin de özel bir durumu var. Kendisinin, kardeşinin de özel durumu var. O yüzden de özel durumu olan çocuklar, özel durumu olan insanlara karşı böyle çok daha böyle bir özverili, onlara karşı çok daha şey. Diyeyim yani, sevecen yaklaşıyor diyeyim yani, sizler anlıyorsunuz. Sevecen yaklaşıyor, onlara daha böyle bir şey yaklaşıyor, sıcak yaklaşıyor yani. Ben air fryer, yani Ayfer, biz kısacası Ayfer diyoruz, aldıktan sonra çok fazla şey yapmadım, değişik şeyler yapmadım diyebilirim yani size. Tavuk yaptım, patates yaptım. Tavukla patates yaptım, onun dışında başka hiçbir şey yapmadım, daha deneme fırsatım olmadı. Bir sürü tarifler var internette. İnanın ki bir sürü tarifler var, böyle değişik kek yapan var, börek yapan var, mısır patlatan var, yumurta kıran var içine, bir sürü şeyler var ama yorumları genelde okuduğum zaman da yorumlarda hani kek ya da börek yapıldığı zaman alt kısmını pişirmediğini yazanlar var. Ama baktığınız zaman, tarife baktığınız zaman, yani yaptıkları videoyu seyrettiğiniz zaman alt kısmı çok güzel bir şekilde kızarmış ve pişmiş olarak gözüküyor. Şimdi ben şey deneyeceğim. Pide. Ramazan pidesi deneyeceğim. Değişiklik olsun diye. Bu Ayfer'i sevenler de var, beğenenler de var, tabii ki de beğenmeyenler de var. Ayfer'in iyi yanları olduğu kadar tabii ki de kötü yanları da var. Yani o şey değil dedim. Rezistans kısmı, temizliği, temizlenmesiyle alakalı. Bunu her kullandığımızda şöyle nemli bir beze geçtikten sonra rahat bir şekilde zaten kullanmaya devam ederiz. Ben internetten çok gördüm, böyle içini açıldı, böyle şu rezistans kısmından vidalarını söküp de temizleyenler var, buhar makinesiyle temizleyenler falan varmış. Bilmiyorum, ben şu anda daha o şeye gelmedim. Aşamaya gelmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Şu vitaminlerimi şöyle... Vitaminlerimi unutmamak için Ayfer'in üzerine koydum. Yarın öbür gün dışarıya çıktığım zaman kendim olmazsa diye şeyde söylemiştim zaten de bir hap kutusu alacağım. Hepsinden birer tane koyacağım her güne unutmamak için. Çünkü unutabiliyorum. Mesela sabah kalktım. İlk önce İsmail'in kahvaltısını hazırlamadan önce bir tanesini içtim. Şöyle ön tarafa çektim. Yani bunu içtiğimi bileyim diye. Her içtiğimi şişesini aldığımın şişesini ön tarafa çekiyorum.
tekrar yani aynı vitaminden bir daha aynı gün içinde içmemek için unutulabiliyor. Nerede benim? Ben pidemi ekmek hamuruyla yapacağım. Hazır ekmek hamuruyla yapacağım. Hamurunu kendim hazırlamayacağım. Benim seyrettiğim videoda da aynı şekildeydi. Hazır ekmek hamurundan yapıyordu. Çok da güzel oluyordu. İnşallah tarif ettikleri gibi bir şey olur, güzel olur. Bazen biliyorsunuz ki videolarda verdikleri tarifle sizin yaptığınızın arasında çok fark olabilir. Şöyle ayfereme sığacak kadar yağlı kağıt kestim işte. Üzerine un koydum. Siz irmik de koyabilirsiniz. İrmik koymuş tarifte ama evde irmik olmadığı için ben irmik kullanamıyorum şu anda. Aslında çarşıya çıkmadım. İnternetten ayfere şey sipariş versem baksam. Bu yağlı kağıtlar oluyor ya pişirmede kullanılan. Ay benim sorumlu şu anlıyorsunuz. Onlardan istiyorum. Silikonu şu anda çok fazla istemiyorum ya. Çünkü silikonu harcadığınız temizleme şeyini alfiyon içine de harcayabiliyorsunuz. Bunu da yapabiliyorsunuz. Aslında şey olsa onlara göre kendi aslında kendi parçaları varmış. Kız bana öyle söyledi. Kendi parçaları var abla dedi. İstersen internetten sipariş verebilirsin, alabilirsin dedi. İçiyle lafı. Onlara daha hiç bakma fırsatım olmadı. Hiçbirine bakma fırsatım olmadı. Hamurumu aldım. Hamurumun üzerine şöyle ellerimi ıslatıyorum. Elime yumurta sarısı ve yumurta sarısını az bir şeyle karıştırdım. Suyla. Şöyle bastırarak da kesmiş olduğum kağıdın ebatına getiriyorum şöyle. Toplanıyor bu. Minnak bir pide olacak bu. İnşallah olursa tabii ki. Bilmiyorum işe yarayacak mı, bir düzgün olacak mı, olmayacak mı hiç bilmiyorum. Bunu da sizlerle beraber göreceğim. Şöyle birazcık da sürelim. Kaşıktan fazla fazla gidecek diye yapmak istemedim. Şöyle sermiştireyim. Üstün körü. Minnak pidemiz şu şekilde hazır arkadaşlar. İlk önce hemen size şöyle çevireyim. Şöyle bir. Bir sağ bir sol. Kek pasta börek kısmına getirip ben bunun derecesini 200 dereceye ayarlayacağım. Çünkü 200 derecede pişirdi. İlk önce dakikasını 1 dakika verip kendisini ısıtmasını sağlayacağım. İlk önce kendi bir ısınsın. Evet, ayferimiz ısındı. Şimdi pidemizi de koyuyoruz. Yine 200 derecede 15 dakika pişmeye yarayacağız. Şöyle bir açayım. İnşallah güzel olur ya. İnanın ki hiç bilmiyorum şu an. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Mis gibi kokular geliyor. Dur bakayım size şöyle bir uzaklaştım. Allah. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tabii şu anda yeterli olan içeyim. Pideden daha çok çerez. Çok güzel şişmiş. Seyrettiğim videoda aslında pide şeklinde kalmıştı. Biraz daha az şişirdi. Şöyle alacağım ama. Sizlerle şöyle paylaşayım arkadaşlar. Üstü çok güzel kızarmış. Önemli olan altı ve içi.
Nasıl pişti? Bir bakalım burada ne güzel. Şöyle. Daha iyi. Evet, dedikleri gibi alt kısmı çok fazla. Şu anda belki unladığımdan dolayı. Şimdi bende bir tane daha ekmek hamuru var. O ekmek hamurunun altına yağlı kağıdın üzerine un serpmeden yapacağım. Undan dolayıdır belki de kızarmamıştır ama bunu ben dur bakayım bir içine de bir bakayım şöyle. Nasıl pişmiş? Hani ona göre belki dakikasını azaltırım. Allah. Ya da pardon. Çoğaltabilirim. Şurada bir ekmek çal. Ama iç pişmiş. İnanın ki iç pişmiş. Güzel olmuş. Şöyle bir de tadayım bir. İçinde hiçbir şekilde çiğ hamur kokusu ya da herhangi bir şekilde koku yok. Pişmiş. Böyle bir çiğlik de kalmamış. Sadece üst kısmı biraz fazla kızarmış. Belki de ben yumurtanın sarısını biraz fazla koyduğumdan da olabilir. Böyle tabii ki de Alperler'de resistansa çok yakın olduğundan dolayı üst kısmı orayı hemen bir anda kızartabilir. Aslında bunu var ya 15 dakika yapıyorsanız 7 dakika sonra ya da 8 dakika sonra böyle ters çevirip de her iki tarafı da kızartabiliriz. Aslında dur bakayım. Öyle denesem olur mu son bir hamurumu? Aslında olur, öyle bir deneyim mi? Az önce söylediğim gibi yaptım. 7 dakika bir tarafını pişirdim. Diğer tarafını da bir 7 dakika pişirdim. Şimdi çok daha güzel oldu. Bir saniye. Artık buna file demiyoruz yani bu. Ekmek gibi mi diyeyim artık? Ne diyeyim bilmiyorum açıkçası. Şu içine ekmek kağıdı da alayım. Şöyle. İçine bir bakalım. Sizler görebiliyor musunuz? Şöyle. Vallahi ben beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Bakın yarısını yedim. Bazı arkadaşlar demişler hani Nihal ablaya gittiğim zaman, Şebnem'e gittiğim zaman ya da Leyla ya da Gülcan'a gittiğim zaman biz hep beraber oturup bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Bunu çekim sırasında da yapıyoruz ya da çekim yapmadığımız zamanlarda da yiyoruz diyor. Millet yani bana yazıyorlar genelde maşallah Belgin ne çok yiyorsun diye. Evinde hiç misafir ağırlamıyorsun diye. Ben evimde misafir ağırlamayı çok severim. İnanın ki çok severim. Ama çok fazla benim evime misafir geliyor mu? Geliyor. Akşamları geliyor. Arkadaşlarım geliyor. Leyla da geliyor. Gülcan da geliyor. Ama benim onlara sık gittiğim kadar onlar bana gelmiyorlar. Neden? Çünkü 5. katta oturduğumdan dolayı çok fazla şey yapmıyorlar. Gelemiyorlar diyebilirim ben sizlere. Şöyle bir kafanızı kapatacağım. Ben misafir ağırlamayı severim. Ben evimde misafirimi, ikramlarda bulunmayı çok severim. Yedirmeyi gerçekten çok severim. Biliyorsunuz ki bak o kadar kuru dolma aldım ben. Ve ben kuru dolmayı çok seven bir insan değilim. Hiç yemem. Ama gelen misafirlerime kuru dolma ikram etmeyi seviyorum. Yani bir şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden de yemeği de seviyorum. Zaten yemeği sevdiğim için de bu şekilde kilo alıyoruz. Yarısını yedim. Nereden nereye geldi? Ay ne yağ sürdüm üzerine. Yağ sürerekten yedim. Çok güzel. Ben yağ ekmeği çok severim. Ben yağ ekmek çocuğuyum. Önceden onlarla büyüdük zaten. Aa, bunun içi birazcık çiğ kalmış ama. Evet. Ona nazaran bunun içi birazcık çiğ kalmış. Bakın. Ama çok güzel de kabarmış. Harika olmuş. Eğer yapmak isterseniz şayet 8 dakika yaparsanız büyük bir ihtimalle işi tamamıyla kızar. Çünkü ben 7 dakika 14 dakika yaptıydım. Belki o yüzden içi birazcık hamur kalmış olabilir. Şimdi tekrardan Ayfer'i atmak istemiyorum. Aşağıya kiracılar taşındılar. Komşularımız taşındılar. Kiracılar diyor kusura bakmayın. Sanki benim ev sahibi benmişim gibi konuşuyorum da.
Aşağıya yeni komşularımız taşındılar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu onların sesleri. Büyük bir ihtimalle evlerine bir şeyler çakıyorlar ya da bir şeyler asıyorlarsa. İnşallah sağlıklı, sıhhatli ve mutlu bir şekilde evlerinde oturmayı nasip etsinler. Daha tanışmak tabii ki de fırsatımız olmadı. Şöyle birkaç gün şöyle bir geçsinler. Taşınma yorgunluğunu atlasınlar. Mümkün olursa, eğer kafalarımız uyuşursa, bizlerle görüşmek isterse tabii ki de görüşmeyi severim. Ben komşuluğu çok seven bir insanım. Komşuluk benim için önemli. Yani bir gecenin 12'si de olsa, 1'i de olsa, gecenin kaçı bile olsa kapınızı çalacağınız bir insanın olması inanılmaz derecede güzel bir şey. Bu apartmanda şu anda Nihal ablacığım var. Sağ olsun, bin kat razı olsun Nihal abla da. Hiçbir zaman o da aynı benim için istediği saatte beni arayabilir, kapıma gelebilir, her şey alabilir. Hiç sıkıntı yok. Birbirimizin kapısını saat kaç olursa olsun çalabileceğimiz iki kişiyiz yani. Aynı apartmanda tabii ki de o şekilde arkadaşlarım çok. Dediğim gibi inşallah iyi insanlardır. Anlaşabiliriz tabii ki de. Biz de hani biz dört dörtlük müyüz? Hayır, biz de dört dörtlük değiliz. Belki bizim de yanlışlarımız vardır. Bizim de hatalarımız olabilir. Bizim de kusurlarımız olabilir. Yani anlaşırız diye tahmin ediyorum artık. Ne diyeyim arkadaşlar? Ben yaptım dedim, çok güzel oldu. Dakikasında da eğer tek seferde verecekseniz 15 dakika yetiyor. Ama üstü bu şekilde kızarıyor. Alt kısmında da çiğ kalmıyor. Çok fazla kızarmasın ama çiğ kalmıyor kesinlikle. İçi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Ama eğer tersini yüzünü çevirecekseniz de şayet 7'şer dakika değil 8'er dakika verseniz herhalde büyük bir ihtimalle tutturabilirsiniz. Yani içi de pişer diye tahmin ediyorum. Neyse. İnşallah sizler de denersiniz ve seversiniz arkadaşlar. Ben sizlerden artık yavaş yavaş izninizi isteyeceğim ve videomu sonlandıracağım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.